Melis kediyi gördü. Hani kızım kedi? Neredeymiş kedi? Hani? Çağır kedi. Kedi çağır. Günaydın. Biz kalktık. Daha yeni indik aşağıya hatta. Yani elimi yüzümü bile yeni yıkadım. Üşümesin, yataktan yeni kalktı. Sıcacık yataktan yeni kalktı diye yeleğini giydirdim bir. Öyle bir yarım saat, bir saat sabahları giydiriyorum, yoksa ben bile üşüyorum çünkü yeni kalktığımda. Birazdan kahvaltı yaparız. Tuğba biraz daha uyuyacak. Sabahları işte uyusun diye Melis'i ben de hemen aşağı indiriyorum. Uyusun biraz, biz kahvaltı yaparız, oyun oynarız. Sonra Tuğba da uyanır. Ben de ondan sonra da Melis'in yatağını yapacağım. Bugün o yeni girdiğim işle işte görüşmeye gideceğim. Yani görüşmeye dediğim, sözleşme imzalamaya gideceğim. Sözleşme imzalayacağız bugün. Sonra da işte ne zaman iş başı yapacağımı kararlaştıracağız. Bakalım hayırlısı. Melis uykusundan uyandı. 2 saat uyudu. Hala pijama içinde. Pijamalarını değiştirmeyi de planlamıyorum. Ben de pijama içindeyim. Şimdi ev kıyafeti işte. Çünkü dışarı çıkmayacağız. İlan dışarı çıktı. Fitness'e gitti. Biraz sonra gelecek. Bir de imzalamaya gitti. Fitness'ten sözleşmesinin imzasını atmaya gitti. Biraz sonra gelir. Ya sen bunları katlayacak mısın anneyle beraber şimdi? Bir sürü çamaşır. Bu üçüncü posta. Dördüncüsü şu an dönüyor. Şu an dönüyor. Melis'e aldığım yeni nevresimler. IKEA'dan çarşaf nevresim falan. Onları yıkıyorum. Sonra kurutacağım. Ütüleyeceğim. Sonra takacağız. Bilmiyorum, bu akşam mı başlayacağım? Yarın öğlen mi başlayacağım? Bilemiyorum. Melis'i kendi yatağına nasıl alıştıracağım diyorsanız, şimdi nasıl uyutuyorsam aynı şekilde öyle yapacağım. Yanına yatıp sarılıp dinli söyleyip uyutuyorum. Bizim aile yatakta da öyle yapıyorum. Sarılıyor bana, geliyor. Sonra ninni söylüyoruz. Değil mi? Ondan sonra uyuyor. Buradan mı kayacaksın? Gel kay. Zaten sadece gündüz uykusunu alıştıracağım kendi yatağına. Çünkü gece uykusunu hala benimle beraber uyuyacak. Onu değiştirmeyi planlamıyorum. Mert doğduktan sonra da ben bunu birkaç defa söylemiştim. Ben bir aile yatak istiyorum. Hepimiz aynı yatakta. O yüzden zaten işte büyük yatak, bir de Mert'in yatağını... Halo mu dedin sen az önce? Öyle birleştirdik. Hepimiz aynı yatakta yatacağız. Ama gündüz uykusu için kendi yatağı daha kolay olur. Çünkü Mert'i uykusu için kendi yatağına yatırırım. Melis'i de gündüz uykusu için kendi yatağına yatırırım. Geceleri hep beraber anne baba yatağında yatarız. Değil mi? Göbüş de bayağı bir... Göbüş de bayağı büyüdü kay. Baby Melis. Baby. Senin piyanon mu kapandı? Açalım. Ne kadar oldu? 24. Buçuk pazartesi 25 haftalık olacak. Değil mi? Görüyor musun? Televizyonu aynı telefon gibi yapıyor, swipe yapıyor. Yani bütün televizyon böyle dolu böyle. Parmak izleriyle dolu. Allah'ım. Ha? O inmesin mi?
Aferin. At. Aferin. Vazgeçtik Allah'ım yarabbim. Ay kızım var ya, içim gitti. Ay kalbim durdu vallahi. O yüzden de bu masa böyle en köşede. Hani diyorsunuz ya sürekli bu niye işte bu lambanın altında değil daha hoş olur diye. Daha hoş olur ama böyle koşan bir bebeğiniz olduğunda artık dekor önemli olmuyor. Değil mi? Evet. En güvenli hangisi ise öyle oluyor. En güvenlisi böyle ama az önce gördüğünüz gibi yine de benim kalbim böyle yerimden bir fırladı. Kızım bu şey oldu. Aa İlhan da gelmiş. Ben de yemeği çözdüm galiba. Bu akşamlık. Tavuk çorbası yapacağım. O yüzden iki parça tavuk göğsü haşlıyorum. Evet, tavuk çorbası. Lakır lakır. Sen mi geleceksin? Melis de anlatacakmış. Köfte. Köfte. Tavuk. Ya. Git bak baba geldi. Git bak baba geldi. Git babanın yanına. Babası. Babası geldi. Sözleşme imzaladın. Yok. Şimdi gerçek oldu. Evet. 1 Kasım'dan itibaren. Evet. Başlıyorum. Evet. İda. Hayırlı olsun. Yok. Hepimiz. Hepimiz için hayırlı olsun. 1 Kasım'da başlayacak yeni işine. O yüzden 2 hafta daha evdesin o zaman. 3 hafta. 3 hafta mı? Tamam. Ne diyordum? Ayakkabılarını arıyor dışarı çıkıyor. Ya dışarı çıkmak ister. Tavuk çorbası, köfte. Bunlar difrizden az önce çıkarttım. Biraz çözülsünler. Ben böyle difrize hazır koyuyorum. İşte çok pratik oluyor. Hemen böyle çözülsün. Kızartı tamam. Bulgur pilavı yapacağım yanına. Ispanak yemeği yapacağım. Yemeğini yapacağım. O kadar. Yeter daha ne olsun. Bu kadar. Sen babanın terliklerini mi giydin? Tava. Ya anne tavayla yemek yapacak şimdi. Tenekere nerede? Burada. Söyle. Sen ne diyorsun? He? Ne oldu kızım? Tipsiz. Oyun mu oynuyorsun kendi kendine? Ben... Görüşmeden geldim. Melis bugün dışarı çıkmamıştı. Dedim hadi hava alsın azıcık dışarı çıkalım. Geziyoruz şimdi evin etrafında. İşte bugün sözleşmeye niye bakıyorsun ne oldu? Efendim. Sözleşme imzalamaya gittim bugün ama bayağı bir mutlu ayrıldım görüşmeden. Çünkü tabii sözleşmeyi imzaladım ama sözleşmede bizim konuştuğumuz rakamdan daha fazlası yazıyordu. Bayağı bir fazlası hem de. Bu bakımdan daha da mutlu oldum tabii ki. Bu çok güzel bir fırsattı benim için McDonald's'tan çıkmak için. Yani hem McDonald's'tan daha iyi bir iş hem daha yüksek maaş veriyorlar. Daha teklif çok iyiydi ama yani yapılan tekliften daha fazlasını da yazmışlar kağıda. Bu şaşırttı beni açıkçası. Çünkü konuştuğumuz rakamlarla yani kağıtta bugün imzaladım kağıtta yazanlar bayağı bir fark var arasında. O kadarını beklemiyordum. Değerler tabii işte bebek bereketiyle gelir. Gerçekten de Mert yani bereketiyle geliyor. Ne diyeyim mutlu oldum işte bugün. Bayağı güzel geçti benim için. Hepimiz için
Yani Tuğba da hepimiz çok sevindik tabii ki. Yani haliyle ikinci çocuk oluyor. Babanın karnı acıktı. Senin de acıktı mı? Eve gidelim mi? He? Tipsiz. Sen sokma. Senin yemeklerin neredeyse pişti. Ispanak yemeği, çorbamız, bol tozlu. Evde şehriye bitmiş. Hiç kontrol de etmedim, bakmadım. Şehriye yok. Bol tavuklu çorbası. Şehriye yok evde. Ne yapalım? Domatesli bulgur pilavı. Bir de tırtık kızartıyorum. Yemeğimizi yedik. Ben şimdi ütü yapacağım. İlhan bulaşıkları toparlayacak. Ben de Melis'in bugünkü yıkadığım nevresimleri, çarşaflarını falan ütüleyeceğim. Sonra yatağını kuracağım. Çok güzel yatağın var senin. Ay ay ay. Evet, çok güzel. Çok güzel. Evet. Ama nevresim takalım ha. Baba da yatabilir mi sen de orada? Sen sığmasın da ben yine sığarım. Ben sığmam. Oy, yesinler. Odası bitsin artık, hani çok boş, çok şey gözüküyor böyle, aşağıdaki oyun odası gibi böyle cıvıl cıvıl yapmak istiyorum. Şimdi böyle bir dolap, bir yatak, hani böyle sıcak bir bebek odası gibi gelmiyor bana. O yüzden bu odanın biraz işi var.
süsmüş panolar. Aşağıda panolar olarak onları asabilirim. Işığı var. Işığı şuraya asılacak. Onu yarın İlhan'a astırırım. Yarın store perde asılacak. Gri aldım. Bu arada siyah almadım. Gri aldım. Bu odayı bir güzelleştirelim bence. Değil mi? Evet. Odanı güzel yapalım. Bu dolap Mert'in dolabı bu arada. Evet. Ama burada kalacak. Bu eskiden Melis bir yaşına kadar bu dolabı kullandı ve yetti. O yüzden Mert'e de kullanacağım. Bunlar daha hep gördüğünüz gibi hep şeyleri daha üstünde fiyatları. Bunlar hep daha yıkanacak. Ütülenecek. Sonra tekrardan yerine koyulacak. O yüzden bu Mert'in dolabı. Resim dolabını zaten çok gördünüz, bir bornozu. Melis Hanım'ın valla aşağıda benim kadar kıyafetim var yani. İnanılmaz. Okey. Şuraları kapatalım. Şuraları kapatalım. Tamam. Lambayı kapatalım. Gel, inebilirsin.